Herkese merhabalar, ben Neriman. Bu oturumda sizlerle birlikte olacağım. Uluslararası Genç Ekonomistler Kongresi bu sene 19-22 Mayıs 2022 tarihinde yarın teması ile birlikte 5. kez düzenleniyor. Bugünü değişim alt temasıyla yürütüyoruz. 15. oturumda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Doçent Doktor Elmas Yıldız Hanedar ile birlikte olacağız. Tarihi olayların finansal piyasadaki yansımaları konusuyla birlikte Elmas Hocamız bize güzel bir sunum yapacak. Kongreye desteğiniz ve gençlere umut olma fırsatı verdiğiniz için tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyor ve sözü çok uzatmadan size bırakmak istiyorum hocam. Evet, ben teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Benim için de çok harika bir hafta sonu oldu diyeyim. Daha geniş kitlelerle buluşmak, araştırmalarımdan bahsetmek benim için de mutluluk verici. Bugün size share yapıyorum değil mi? Slide. Ha, evet, geldi. Bugün size aslında tek bir makaleden bahsetmeyeceğim. Yani biraz little little into the middle tarzı bir sunum yapacağım. Çünkü çalışmalarımızın büyük kısmı tarihi olayların finansal piyasalardaki yansımaları üzerine. Burada bu giriş slaytında esasen ne yaptığımıza ilişkin bir resim görüyorsunuz. Yaptığımız şey eski gazeteleri derleyip toparlayıp oradan finansal piyasalar ya ilişkin bilgileri çıkarmak. Burada arkada eski bir Osmanlı gazetesini görüyorsunuz. Onun yanında da bir Osmanlı beyi şişasından balonlar çıkartıyor. Bir karikatür. Onun da detaylarından bahsedeceğim. Ama onun öncesinde şimdiye dek nelerle uğraştım araştırmacı olarak? Alana ne gibi naçizane katkılarım oldu? Ondan bahsetmek istedim. Tezlerim çoğunlukla borç piyasaları üzerine yoğunlaştı. İlk başta biraz daha bilinçsizce, acemice devlet borçları, bütçe açıkları ve politika etkisizliği Türkiye uygulaması başlıklı bir tez yazdım 9 Eylül Üniversitesi'nde. Sonrasında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde banka batmalarının belirleyenleri üzerine bir tez yazdım. Ve son olarak da Trento Üniversitesi'nde kredi piyasaları ile alakalı 4 makalemi derleyerek bir tez ürettim. Bunun gördüğünüz üzere hep farklı kurumlarda dolaşarak biraz daha iyi araştırma sorusu, ilgi çekecek araştırma sorusu nedir? Biraz bunun peşinde koşmakla geçti şimdiye dek olan hayatım. İş hayatında da farklı kurumlarda epey gezdim. Ve sonunda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde çalışmaktayım. Uzmanlık alanım finans. Doçentliğimi finans alanından aldım. Tezimin bir makalesi diyelim. Alanda önemli dergilerden olan JBF'de yayınlandı ve kredi teminatları üzerine mikro veri kullandığım bir makale. Esasında makro veri kullanarak başladığım araştırma serüvenim mikro verilerle devam etmekte. Öyle söyleyeyim. Daha çok mikro veri çalışmayı seviyorum. İçinde çok daha detaylı bilgi bulabildiğim için. Bu fotoğraflarda soldaki kişi Gilbert, benim için önemli hocalarımdan bir tanesi. Bize bir tavsiyesi vardı. Çocuklar derdi, en az 2 tane uzmanlık alanınız olsun. Bu da iş piyasasında daha kolay iş bulabilmeniz için, yani biraz pragmatik bir şey ama ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz bir anlamda ekmeğimizin peşinde koşanlar olarak hayatımıza devam ediyoruz değil mi? Dolayısıyla 2 farklı uzmanlık alanı, yani tutup bir finans bir de biyoloji değil bu ama finansın farklı kolları olabilir.
Bu şekilde bir bize tavsiyesi vardı. Bu da benim hep aklımın bir köşesinde yer ediyor. Sağdaki fotoğrafta ise 2010 yılında mezun olduğum üniversite Trento Üniversitesi'nde gerçekleşen bir yaz okulundan fotoğraf. Bu yakın zamanda vefat eden Axel The Unpronounceable Le Jonghufvud, onun ben de hala söyleyemiyorum. Onun düzenlediği bir yaz okulu bu. Hatta içinde şimdi Arjantin'in ekonomi bakanı olan Martin Guzman da o zamanlar bu şeyde kongrede yer almıştı. O da o zamanlar doktora öğrencisiydi bizim gibi. Bu yaz okulunda bu tür, daha doğrusu organizasyonlar kişisel gelişmemiz için, akademik gelişmemiz için daha doğrusu önemli organizasyonlar. Burada tanıdığımız kişilerden bir tanesi de Johansen'di. Aslında eşi o dönem bize ders vermişti ama Johansen de orada bir nevi işte tatilini yapıyordu, oturumlara katılıyordu. Ona sormuştuk bir akşam yemeğinde, bu ilginç fikirler nasıl aklınıza geliyor, bu fikirleri nasıl buluyorsunuz diye sormuştuk. O da şöyle demişti, ben fikirleri bulmadım, eşimi buldum. Dolayısıyla beraber çalışarak bu makaleleri, bu projeleri üretiyoruz. Aslında benim hikayem de çok farklı değil. Benim mikro çalışmalarım, eşimin tarih alanındaki çalışmaları, iktisat tarihi alanındaki çalışmalarını bir araya getirerek projeler üretiyoruz. Yani aslında araştırma serüveni biraz daha kısıt olayı gibi. Yani zaman kısıtımız var, ömrümüz sınırlı ve burada bir maksimizasyon problemi gerçekleştirmek durumundayız. Nedir? Araştırmadan elde ettiğimiz hazzı maksimize etmek durumundayız. Bu bir amaç fonksiyonu. Bir başka amaç fonksiyonumuz da tabii ki ekmeğimizi kazanmak. Yani çok da insanların ilgisini çekmeyen konular hakkında çalışırsanız biraz daha ne diyelim, daha az popüler olabilirsiniz ya da ekmek kazanamayabilirsiniz diyelim. Ve tabii ki araştırmalarımızı kısıtlayan bir şey, tamam, zaman dedik. Bir başkası da bütçe. Özellikle kimi araştırmaların yapılabilmesi için bütçe gerekiyor. Bizim çalıştığımız Osmanlı tarihinde de hikaye böyle. Yaptığımız şey esasen bizim kliometri. Yani uygulamalı iktisat tarihi yapıyoruz. Ve genel olarak da kurumsal değişimlerin finansal piyasalar üzerindeki etkilerini analiz ediyoruz makalelerimizde. Yani bir nevi tarihsel bilgiyi masamızda analiz edip ekonometriyle politika önerilerinde bulunmaya çalışıyoruz. Veri kaynaklarımız, işte bu biraz sıkıntılı kısım bizim için. Bunlara ulaşmak maddi olarak imkan gerektiriyor. Ulaştıktan sonra bir de bunların işlenmesi süreci var. Yani Excel'e girilmesi, Excel'den Stata'ya aktarılması, oradaki kayıtların okunabilmesi için insan gücüne ihtiyacımız var. Ya da bu kayıtlara ulaşabilmek için maddi desteğe ihtiyacımız var. Bunun için araştırmalarımızı projelendirmeyi tercih ediyoruz. Burada veri kaynaklarımızdan birkaçını sıraladım. Mesela Levent Herald, İstanbul'da çıkan bir gazete Osmanlı zamanında, İngilizce yayınlanıyor. Onun dışında Times, Vakit, Ceride-i Havadis, işte Tercüman-ı Hakikat gibi Osmanlı gazetelerinden veri kaynağı olarak sıklıkla faydalanıyoruz. Milli Kütüphane'den bulabiliyoruz kimi gazeteleri. Kimi gazeteleri Hakkı Tarih Us arşivinden bulabiliyoruz.
mesela Times, Financial Times, Gale veri tabanında mevcut. Bunlara oralardan ulaşabiliyoruz. Onun dışında Ancestry.com gibi web sitelerini kullanarak Osmanlı'dan Amerika'ya olan göçleri, nüfus kayıtlarını inceleyerek veri üretimi, ekonometrik analiz, bunlarla uğraşıyoruz çoğunlukla. Dediğim gibi bunları projelendirmemiz gerekti ve aslında Türkiye'ye döndüğümüzde 2013 yılında biz 2012 hatta dönmeden önce Ziraat Bankası'nın mecmuasını 2012'de toplamıştık. 2013 sonrasında bunları projelendirerek hayalimizdeki araştırmaları yapma hevesinde olduk. Tabii ki bu biraz zaman aldı. Çünkü proje yazma, onun kabulü, onun başlaması, sonuçlanması tamamıyla bir süreç hikayesi. Bu çıta slow hareketi gibi. Bizimkisi de diyorum ki research slow. Bir anlamda yavaş ilerleyebiliyoruz. Ama keçi boynuzu gibi de düşünebilirsiniz. Yani yemesi eziyetli fakat lezzeti eşsiz. Öyle de değerlendirebilirsiniz. En son yürütmekte olduğum proje yakında sonuçlanacak. Bugün en çok onunla alakalı konuşmak istiyorum. Bu projede Osmanlı İmparatorluğu'ndaki reform ve kurumsal değişmelerin İstanbul ve Avrupa borsalarında işlem gören Osmanlı tahvil fiyatları üzerine etkilerini araştırdık. 2018'de kabul edildi. Yaklaşık bir yıl sonra başlayabildi ve nihayet sanırım Ekim gibi de sonuçlandırmamız bekleniyor. Ama bakıyoruz. Çünkü içerik analizi biraz zamanımızı alıyor. Detaylarından bahsedeceğim. Evet, burada bir takım karikatürler görüyoruz. Bu karikatürlerin hepsini Punch gazetesinden aldık. Punch or London Charivari diye geçer bu. 1841'de yayın hayatına başlıyor. 1940'larda en çok tiraja ulaşıyor. 92'de kapatılıyor. 96'da tekrar faaliyetlerine başlıyor ve 2002'de tamamıyla tarih sayfasından siliniyor bu gazete. Yani bu Türkiye'deki popüler Leman, onun biraz daha büyüğünü düşünün. Onun gibi bir şey. Politik karikatürler de içeriyor. Hatta çoğunlukla politik karikatürler içeriyor. Yukarıda bir Osmanlı Bey'i görüyorsunuz. Yatağında hasta adam ve ona silah doğrultulmuş. Silahlar doğrultulmuş daha doğrusu. Avrupalılar, Ruslar tarafından. Ne yazıyor o silahların üstünde? Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama reform yazıyor. Yani bu hasta adamın silah zoruyla yatağından kalkması gerekiyor bir anlamda. Bunu da reformlar sağlayacak. Ama bakıyorsunuz en alt köşede o slide sunumun başında da gösterdiğim bir karikatür var. İşte Osmanlı oturmuş ve şişasından balonlar çıkartıyor. En son çıkardığı bu balon da 1877 birinci meşrutiyet balonu. Yani Avrupalılar, İngilizler Osmanlı reformlarını bir balon, bir zorlama olarak görüyorlar. Biz de bunu merak ediyoruz. Gerçekten de böyle mi? Bu reformlar amacına ulaşabilmiş mi? Bunu test etmeyi hedefliyoruz. Yukarıdaki karikatürde de bir ilana bakıyor Osmanlı adam ve altında şöyle yazıyor: Turkey Limited. Yani Türkiye artık satılık, Osmanlı artık satılık bir ülke olmuş. Onun kağıtları, tahvilleri haraç mezat satılıyor. Ve bu sırada da Avrupalılar Osmanlı'nın her yarattığı reformu balon olarak algılanıyor. One bubble more diyor.
Bir balon daha. Hadi bakalım. Osmanlı'dan bir balon daha geldi. Bu ne kadar etkili olacak? Bu hikayeler bizim ilgimizi çekiyordu. Derken bir başka küçük kısa kitap, Borsa Risalesi Hava Oyunları. Abidin Paşa Borsa İstanbul'un kurucusu. Onda içeriden öğrenenlerin ticaretiyle ilgili bir takım şeyler söylüyor. Şöyle diyor. Orada bir Kerim diye bir küçük yatırımcıdan bahsediyor. Bir Kerim var, Kerim gibiler var, küçük yatırımcılar. Bir de daha özel bilgiye sahip olan başka yatırımcılar var. Büyük yatırımcılar. Bunun hikayesini anlatıyor kitapta. Zavallı Kerim her daim kar etme peşinde koşuyor. Karını maksimize etmeye çalışıyor. Ama bir şekilde zarar ediyor borsada. Bunun hikayesini anlatıyor. Ve şu cümleyi sarf ediyor. Bence çok vurucu. Direkt aldım zaten. Bunu da hiçbir değişikliğe uğratmadan. Şöyle diyor. Halkın iktidar ve malumatı az. Telaş ve korkusu çok olduğundan büyük oyuncular istedikleri gibi fiyatları çevirirler. Yani burada içeriden öğrenenlerin ticareti ya da büyük oyuncuların kar etmesi, küçük oyuncuların piyasalarda zarar ettiğine dair ipuçları veriyor bize bu belge. Ve biz de bunu merak ettik ve bahsettiğim 3001 TÜBİTAK projemizin ilk çıktısını da Finance Research Letters dergisinde yayınlamış bulunuyoruz bu konuyla alakalı. Mart ayında yayınlandı bu online olarak. Şu an ücretsiz erişimi var ama tam yani şey olarak kağıt makale olarak henüz basılmadı. Osmanlı'nın batışı sırasında, yani moratorium sırasında içeriden öğrenenlerin ticareti hikayeleri ya da dedikoduları gerçek mi acaba? Burada sorduğumuz soru bu. Bununla alakalı Times'ta, Levent Herald'da bunu ima eden bir takım cümlelere de rastlıyoruz. İşte it was a mere stock exchange speculation gibi iflas dedikodularının aslında piyasada iflasın ilanından çok önce dolaştığını söyleyen gazete kolonları var. Bunlardan yola çıkarak acaba dedik kimi yatırımcılar özel bilgileri sayesinde diğer yatırımcılardan daha farklı getiriler elde ettiler mi? Ya da zararlarını minimize edebildiler mi? Bu da bize FAMA'nın etkin piyasa hipotezini götürüyor aslında. Etkin piyasa geçerliyse içeriden öğrenenlerin ticareti mümkün değildir. Bunu test etmeye niyet ettik diyelim. Ve çalışmamız tabii ki özgün bir çalışma olduğu için sanırım güncel dergilerde de kendine yer bulabildi. En azından ilgi çekici bir çalışma olarak kendine yer edinebildi. Çünkü biliyorsunuz uluslararası alanda yayın yapmak için biraz daha güncel konular, atıyorum Bitcoin, enerji, bunlar çok popüler konular. Ama biraz daha tarihten bahsediyorsanız insanlara sıkıcı gelebiliyorsunuz. İşte bunu da biraz daha ne diyelim önemini karşı tarafa kavratabilmek için biraz daha çaba harcamanız gerekebiliyor. Burada da onu hakkıyla yapabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü moratorium tarihte nadir gözlemlenmiş bir olay. Yani çok sık rastlamadığımız bir olay. Artı Osmanlı'daki gibi içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin
dedikoduların varlığını çok da fazla tarih sayfasında göremiyoruz. Dolayısıyla tarih sayfasından kaybolacak bir ülkenin finans piyasasını incelediğimiz için çalışmanın güncel değeri, daha doğrusu ne diyelim, önemi de artmış oldu. Nadir bir olay. Devlet tahvillerinde moratoryum ya da temerrüt öncesi içeriden öğrenenlerin ticareti Osmanlı'da söz konusuydu. Bununla beraber daha önce kimsenin kullanmadığı özgün bir veri setiyle piyasaya çıktık. Tabiri caizse. Dolayısıyla bu da çalışmamızın değerini bir nebze arttırdı diyebiliriz. Çalışmanın sonucunda kronik mali durum nedeniyle yatırımcıların resmi temerrüt ilanından çok daha önce satış yaparak piyasada fiyatların düşmesine neden olduğu sonucuna da ulaştık. Bu da özgün bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Burada Osmanlı genel borç tahvilinden yola çıkarak analizlerimizi gerçekleştirdik. Londra, Paris ve İstanbul borsasında moratoryum öncesi ve sonrası fiyatlar nasıl değişmiş? Bunu inceledik esasen. Burada da veri kaynaklarımızı görüyorsunuz. Times'tan Londra ve Paris borsalarındaki Osmanlı genel borç tahvilinin verilerini oradan aldık. Basiret, Ceride-i Havadis ve Vakit'ten de İstanbul borsasındaki fiyatı elde ettik. Bu borç aslında toplulaştırılmış genel borç tahvili olarak geçiyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin bir anlamda kredibilitesini gösteren bir tahvil. Yöntem olarak otokorelasyon testlerini kullandık. Zayıf formda etkinliğini test ettik. Çünkü zayıf formda etkin değilse zaten güçlü formda etkin değildir piyasalar diyerek. Burada fiyat hareketlerini görüyorsunuz. Şeyden önce resmi ilandan önce fiyat, Osmanlı genel borç tahvili fiyatının hızlı bir şekilde düştüğünü görüyorsunuz. Bu üç piyasa içinde geçerli. İşte otokorelasyon testlerini yaptık ve sadece İstanbul'un etkin piyasa olmadığına dair kanıtlar sundu bu testler bize. Dolayısıyla İstanbul'da içeriden öğrenenlerin ticareti mümkün gibi görülebiliyor. Ama Avrupa piyasalarında böyle bir şeyden kesinlikle söz edemiyoruz. Tabii ki bunun da sebebi şu da olabilir. Avrupa piyasalarında işlem hacmi daha yüksek, daha gelişmiş piyasalar. Ama İstanbul piyasası daha sığ piyasa olduğu için içeriden öğrenenlerin ticaretine daha maruz kalabilir. Ve piyasaların entegre olmadığını da görüyoruz. Aslında o dönem telgraf kullanılıyor haberleşmede. Ama bunu çok da etkin bir şekilde işlemediğini de söyleyebiliriz. Onun dışında geniş ve dar pencerede kırılma tarihlerini de inceledik. Fakat hiçbir piyasada, ne İstanbul'da, ne Londra'da, ne de Paris'te içeriden öğrenenlerin ticaretiyle ilgili bir kırılma tarihine denk gelemedik. Dolayısıyla burada İstanbul'a ilişkin içeriden öğrenenlerin ticareti dedikodularının da geçerliliğini sorgulamak durumundayız. Sonuç olarak bu makalede içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin kanıtlarımızın çok da güçlü olmadığını söyleyebiliriz. Kronikleşen mali problemler nedeniyle Osmanlı temerrüdü yatırımcılara sürpriz olmamış. Çünkü büyük bir baskı var Osmanlı bütçesi üzerinde. Savaşlar, politik istikrarsızlıklar nedeniyle çoğunlukla. Sadece İstanbul piyasası için etkin piyasa hipotezini reddediyoruz. Ve politika önerisi olarak da gelişmiş finansal piyasaların önemi
vurgulayabiliriz. Piyasaların eşanlı çalışmadığını vurgulayabiliriz. Bu projemizden çıkarttığımız bir yayındı. Bunun sonuçları ile örtüşen, daha doğrusu yatırımcı beklentileri nedir? İşte investor sentiment dediğimiz yatırımcıların o harika koklama duyularını bu makalede de görüyoruz. Bunu da 2016'da mıydı? 2015-16 yıllarında yazmıştık. Bu da 2010-14 döneminde gerçekleşen 4 tane savaşın piyasadaki yatırımcılar tarafından nasıl fiyatlandırıldığını incelediğimiz bir makale bu. Rumeli demiryolu tahvili ve hazine tahvillerini inceledik burada da 10-14 dönemi arasında. Yani aslında yaptığımız şey şu. Berlin Kongresi sonrası Türkiye, daha Osmanlı hükümeti savaş beklemiyor. Kendine güveniyor. İtalya ile bir sıkıntımız olmayacak. Arkamızda zaten Almanya var. Bunun güvencesi içinde, bunun rahatlığı içinde. Ama bu gazetelerin birinci sayfası. Ama acaba ikinci, üçüncü sayfasında Osmanlı finans piyasaları ile ilgili ya da Osmanlı tahvilleri ile ilgili neler oluyor? Bunlar birbiriyle örtüşüyor mu? Hangi taraf? Siyasi taraf mı, finansal piyasalar mı daha iyi gelecek tahmininde bulunuyor? Aslında araştırma sorusu bir anlamda bu burada. Ve gördüğümüz şey Trablusgarp Savaşı'nın Osmanlı Devleti için ne kadar sürpriz olsa da yatırımcılar için sürpriz olarak değerlendirilmediği. Yani yatırımcılar zaten bunun sonucunu çoktan öngörmüş ve ona göre pozisyonlarını almışlar. Aslında burada yaptığımız şeylerden bir tanesi de Schiller'in narrative economics hikayesiyle örtüşüyor. Yani ortada dolanan bir hikaye var. Bu hikayeler belirli dönemlerde artıyor mu, azalıyor mu? Bununla ilgili analizlerimizi de yapıyoruz diyelim. İçerik analizi yaparak. Bu da dediğim gibi biraz little in the middle olacak. Bir başka üzerinde çalıştığımız makale. Önce içeriden öğrenenlerin ticaretiyle alakalı verdim. En güncel, en sıcak makaleyi verdim. Sonrasında biraz eskisine gittim. Şimdi ise üzerinde çalıştığımız makale. Burada da OPTA, yani Duyunu Umumiye'nin kuruluşuna Avrupalı yatırımcıların nasıl tepki verdiğini merak ediyoruz. Çünkü Duyunu Umumiye ilginç bir kurum. Bugünün IMF'ine benzetebiliriz yapısal olarak. Sonuçta dış güçler, dış mihraklar tarafından Osmanlı'nın borçlarının ödenebilir olmasını sağlamak için kurulmuş bir kurum. Ve aslında günümüz dünyasıyla da örtüşüyor. Düşündüğümüzde global finansal kriz sonrası, COVID sonrası nedir? Özellikle gelişmekte olan ülkelerin borç yükleri artmaya başladı. Dolayısıyla artık bu borcun nasıl döndürüleceği, nasıl yönetileceği ile ilgili çözüm önerileri de sıcak konu olarak tartışılıyor. Bu anlamda Duyunu Umumiye ile bağdaştırabiliriz. Burada onunla alakalı birkaç analizimizi göstermek istiyorum. Ama dediğim gibi bu henüz devam eden bir çalışma. Burada sadece Avrupa borsaları ile ilgili sonuçlarımızı göreceksiniz. Ama biz buna bir de şimdi Türkiye'yi
daha doğrusu Osmanlı'yı entegre ediyoruz. Ve İstanbul piyasasında acaba nasıl karşılanmış Duyun'u Umumi'ye? Bunun karşılaştırmasını yapıyoruz. Türkiye'de nasıl karşılandı? Avrupa'da nasıl karşılandı? Duyun'u Umumi'ye dışarıdan yönetilen bir kurum. Bununla beraber, bunun öncesinde Rüsum-ı Sitte var. Yani Rüsum-ı Sitte'de Galata Bankerleri ve Osmanlı Bankası'nın daha doğrusu bunu da biraz iç borçlan ne diyelim içeriden yönetilen bir kurum olarak değerlendirebilirsiniz bir anlamda. Dolayısıyla iç güçler, dış güçlerin düzenlemelerine iç piyasalarda, dış piyasalarda nasıl tepki verilmiş? Bir sonraki makalemiz inşallah bunun üzerine geliyor. Bunun üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hala kesin bir şeye oturtamadık analizlerimizi. Dediğim gibi Avrupa piyasası ile ilgili şeylerimiz kesin, sonuçlarımız kesin. Orada yaptığımız arch ve garç modelleri burada OPDA diye görüyorsunuz. OPDA Atomic Public Debt Administration yani Duyun'u Umumi'ye bir kukla değişken arch modelinde ve gördüğümüz üzere hiçbir ne Londra'da ne Paris'te ne de Berlin'de anlamlı bir etki yaratmamış istatistiki olarak. Yani kendilerinin kurduğu bir kurum fakat bunun Osmanlı tahvillerinin riskini azaltıcı bir etki olduğunu da düşünmüyorlar şeklinde yorumlayabilirsiniz bunu. Evet, Londra için arch modeli, Paris ve Berlin için garç modeli yaptık burada. Ve dediğim gibi anlamlı bir etki bulamadık. Duyun'u Umumi'ye demek ki balon gibi değerlendiriyorlar. Ama bir de şeyi de görmek istiyoruz biz. Sonrasında dediğim gibi buna Rüsum-ı Sitte'nin etkisini ekleyeceğiz ve İstanbul Borsası'ndaki tepkileri inceleyip tam bir karşılaştırmalı analiz yapmayı hedefliyoruz. Evet, burada Duyun'u Umumiye'nin kuruluşu Avrupa Borsası'nda önemli ve pozitif bir gelişme olarak değerlendirilmemiş. Bunu görüyoruz. Bu bizim daha önce gerçekleştirdiğimiz bir çalışma ile çelişiyor. Bu çalışmada 73-85 döneminde Osmanlı tahvillerini incelemiştik. Ve bu tür kurumsal etkilerin çok da İstanbul Borsası'nda önemli ve pozitif etkiler yarattığına dair bulgularımızı sunmuştuk. Ama bunun Avrupa borsalarında aynı etkiyi yaratmadığını söyleyebiliriz. Sadece buradaki sonuçlardan dediğim gibi analizlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla borçlarını ödeyemeyen ülkelerde politik istikrarsızlık ve savaş benzeri ortamlarda kurumların etkisi önemsiz hale gelebiliyor. Yani IMF politikalarının politik istikrarsızlık yaşayan ülkelerde başarısız olma sebeplerinden birisi olarak da bunu gösterebiliriz belki. Dediğim gibi bunlar üzerine çalışıyoruz. Bu üç makalede temel olarak yaptığımız şey finans tarihi olayların finansal piyasalardaki yansıması, daha doğrusu Osmanlı finansal piyasalarındaki yansımalarını değerlendirmiş olduk. Bir de bazen böyle nasıl diyelim şu research cycle vardı ya, cycle değil, şeyden doktora öğrenciliğinden başlıyor. Hani I'm going to research whatever I want diye bir şey var. Sonunda adam ölüyor. İşte burada da o ölmeden önce gerçekleştirmek istediğimiz, aslında benim finansla alakası olmayan bir alan. Göç konusu. Günümüzün en popüler konularından birisi malum. Ve en çok talep edilen, insanların merak ettiği konulardan bir tanesi göç. Bu makalemizde biz Osmanlı göçlerini inceledik. İkinci Meşrutiyet'in acaba
Osmanlı'dan Amerika'ya göçleri sınırlandırıcı etkisi olmuş mu? Bunu inceledik. Bu da yenilerde, yani belki Mart, Nisan o zamanlarda yayınlandı. Bu da son derece sıcak bir makale. To migrate or not to migrate. Yani buna karar verin. Burada peki şeyin etkisi var mı? Kurumsal değişimlerin, anayasal değişimlerin, özgürlüklerin ne gibi etkisi var? Ya da bir takım nahoş şeylerin getirilen, mesela gayrimüslimlere getirilen askerlik uygulamalarının etkileri neler olmuş? Bununla alakalı yazdığımız yine eşim Avni Önder Hanedar, ben ve projedeki bursiyer arkadaşlarımız sağ olsunlar, onlar sayesinde bu makaleyi de vücuda getirebildik. Evet, bu benim sevdiğim tip veri, mikro veri kullandık. 1910 Amerikan nüfus sayımı, buradan Osmanlı'dan Amerika'ya göç edenleri görebiliyoruz. Tabii ki Türkiye'deki nüfus kayıtlarından çok daha detaylı bilgiler var. Ana dili, işi, göç tarihi gibi, işte evli mi değil mi, bunun gibi pek çok detay var. Ve bu detayları kullanarak yaptığımız şey, acaba farklı etnik kökendeki insanların göçünü engelleyebilmiş mi bu? Birinci meşrutiyet, pardon, ikinci meşrutiyet. Acaba engelleyebilmiş mi? İkinci meşrutiyet tabii ki. Çünkü özgürlük geliyor. Bu özgürlükle beraber dediğim gibi bir de zorunlu askerlik uygulaması geliyor bu dönemde gayrimüslimlere. Bu da göç kompozisyonunu değiştirebilmiş mi? Merak ettiğimiz şey buydu. İşte bir takım tanımsal istatistikler, işte karar regresyonları yaparak sonuçta bulduğumuz şey şu oldu. Evet, sınırlandırıcı etkisi olmuş. Sadece Bulgaristan dışında. Yani Bulgar kökenli Osmanlıların Amerika'ya göçünü engelleyememişiz şey sayesinde, anayasal reform sayesinde. Fakat diğer etnik kökenlerden göç oldukça sınırlanmış. Dolayısıyla burada da aslında günümüz için bir politika önerisi karşımıza çıkıyor. Yani bizim sosyal bilimlerde çalışma yapmamızın amacı, günümüze ne faydası var bu şeylerin, bu analizlerin. Dolayısıyla ne denelim, sıcak konu olan beyin göçü ya da göçleri engelleme konusunda kurumsal gelişmelerin etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Etkin olabileceğini söyleyebiliriz. Evet, burada bizim bu yaptığımız, dediğim gibi, bir zaman kısıtı karşımıza çıkıyor. Yani çok yavaş ilerliyoruz. Çünkü bu verilerle çalışmanın ve bu konuların daha fazla araştırmacı tarafından çalışılmasını istiyoruz. Bu yüzden de proje kapsamında elde ettiğimiz bilgileri, verileri AppliedEconomicHistory.com sitesinde kamuoyuyla paylaşacağız inşallah. Dolayısıyla bizim verilerimizi kullanıp daha farklı araştırmalar yapmak isteyenlerin de işini kolaylaştırmak istiyoruz. Bununla beraber reformlar, kurumlar ve risk başlıklı bir Twitter sayfamız var. Yaptığımız çalışmalar ile ilgili gelişmeleri de burada paylaşarak kamuoyu ile fikir alışverişinde bulunuyoruz. Takip ederseniz sevinirim. Onun dışında
Bu çalışmalara emeği geçen bursiyer arkadaşlarımız, onları asla es geçmiyoruz. Çoğunluğunun adı Yunus. İlginç bir şekilde Yunuslara ve diğer bursiyer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Zaten her makalemizin altında da teşekkür ediyoruz. Büyük özveriyle çalıştılar. Onları da çalışmalarımıza katkıları dahilinde onları da çalışmalarımıza dahil ettik. Kimisi tezini yazıyor, kimisi araştırmasını yapıyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Çok teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Şimdi sorularınız varsa çok memnun olurum. Sunumunuz için çok teşekkür ederim hocam. Gayet açıklayıcı ve güzeldi. Ben gelen sorulara bakayım hemen isterseniz. Covid-19'da tarihte önemli bir kırılım gerçekleşecektir. Bu durumun finans piyasasındaki yatırımcı davranışlarına etkisi nasıl olacaktır? Evet, yani çok güzel bir soru. İllaki, bilmiyorum, belki de bunu eminim araştıran pek çok çalışma vardır. Yani benim bu konuda bir şey söyleyebilmem, veriye bakmadan bir şey söyleyebilmem şu an için mümkün değil. Ama illaki hani şu küçük hayatlarımızda dahi büyük değişimlere neden oldu. O değişimleri şimdi bir şekilde normal hayatımıza ya da eski hayatımıza dönmeye çalışıyoruz ama bazen başarıyoruz, bazen başaramıyoruz. Mesela biz son derece kısıtlayıcı bir hayat sürdük burada COVID-19 döneminde. Biraz da kırsal bir hayatımız var bizim burada. Çok fazla dışarı çıkmadık. Çok fazla insanla görüşmedik. Ve şimdi de sosyalleşmekte de son derece zorlanıyorum işin açıkçası. Zaten her zaman zordu o benim için de. Yani... Evet. Diyebilirim. Aslında şu şekilde anlatıyor olabilir mi hocam? Şimdi COVID-19 döneminde herkes zaten evine kapandı. Sosyal bir yaşam aslında sosyal medyalarla ilerlemeye başladı. Ve finans alanının aslında biraz daha böyle yönelim olmaya başladı. COVID-19'un etkisi ve aslında onun bir dürtmesiyle diyebilir miyiz acaba? Hani evde insanların ek bir gelir olarak, çünkü iş piyasasında da bir durulma olmuştu COVID-19 dönemiyle birlikte. Ve insanların ek gelir ya da kendini kalkındırabileceği bir düzeyde finans piyasasına yatırımlarını etkilemiş olabilir mi? Olabilir. Özellikle biliyorsunuz son dönemde küçük yatırımcılar bu Bitcoin vesaire gibi şeyler çok fazla meraklılar diyelim. Evet. Buradan gelir elde etmeye çalışanlar var. Fakat ben Abidin Paşa'nın dediği gibi küçük yatırımcılar her zaman kaybetmeye mahkumdur. Büyük yatırımcılar illaki daha büyük getiriler elde ederler. Bakışındayım. Dolayısıyla çok da fazla riskli yatırımlar benim tipim değil diyelim ya da. Anladım hocam. Diğer soruya geçelim dilerseniz. Piyasa katılımcılarının risk algılama düzeyi tahviller ve hisse senetleri arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilmektedir. Bu durum devlet tahvili ticaretini nasıl etkileyebilir? Daha cevap verici, daha tepkisel diyeyim devlet tahvillerinde. Çünkü şirketleri incelemek biraz daha zor, biraz daha zahmetli küçük yatırımcı açısından özellikle. Ama politik gelişmeleri takip etmek, savaş harcamalarını ya da vergi düzenlemelerini, bir takım makro olayları diyelim, takip etmek daha kolay. Tabii ki tahviller daha az riskli dolayısıyla. Evet, risk algılama düzeyleri tahvillerde daha güven verici diyelim. Hisse senetlerinde daha riskli. Evet. Çünkü
Tahvilleri daha fazla gözlemleyebiliyoruz. Makro gazeteleri açtığımızda daha kolay bilgi edinebiliyoruz. Ya da bir haberleri açtığımızda daha kolay bilgi edinebiliyoruz. Ama şirketler ya da hisse senetleri bağlamında bu bilgilere ulaşmak biraz daha zahmetli diyelim. Bu da tabii ki riskli ortamlarda büyük ihtimal devlet tahvillerinin talebi artıyordur. Belki bunu COVID-19'a da şey yapmak, uygulamak olabilir. Kesin bunu yapan çalışmalar da vardır. Literatür incelenmeli diyorum. Tamamdır. Diğer soruya geçiyorum hemen. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile piyasaların etkinlik düzeyi arasında doğru orantılı bir bağlantının olduğu söylenebilir mi? Evet, kesinlikle. Yani ülkelerin gelişmişlik düzeyleri onların finansal gelişmişlik seviyelerini de etkiliyor. Aslında finansal gelişmişliği nasıl ölçüyorsun? Verilen krediler ya da ATM network'ü ya da internet bankacılığının kullanılması gibi, yani teknolojik faktörler artı ne kadar kredi veriliyor, yani tabana yayılma, bu hizmetlerin tabana yayılması ya da bu access finance dediğimiz hikayeler gelişmiş ülkelerde daha fazla haliyle. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin daha etkin piyasalar olduğunu söyleyebiliriz. Bugün dergilere baktığınızda, akademik dergilere baktığınızda mesela Çin'le ilgili içeriden öğrenenlerin ticareti ile ilgili makalelere denk geliyorsunuz. Hala bunun yasalarca yasaklanmış olduğu halde bunun varlığı doğrulanabiliyor. Değil mi? Yani Osmanlı zamanında içeriden öğrenenlerin ticareti yasak değil, serbest. Dolayısıyla o zamanın makalelerini, daha doğrusu o zamanı konu alan Avrupa piyasaları ile ilgili makalelere baktığınızda o zaman içeriden öğrenenlerin ticareti hisse senedi piyasasında var ve canlı. Yasak değil. Bunu daha kolay bir şekilde tespit edebiliyorsunuz. Ama Çin, bugün hala Çin'de var. Biraz daha az gelişmiş mi diyebiliriz. Yani dolayısıyla kurumsal gelişmişliği belki biraz daha canlı, gelişen piyasa ekonomisi. Buralarda evet daha fazla şey görebiliyoruz. Etkinsiz piyasa görebiliyoruz. En azından kimi yatırımcıların özel bilgileri sayesinde daha fazla kar edebilme şansları olabiliyor. Evet hocam. En azından literatür böyle söylüyor. Spekülatif atakların etkisiyle içeriden bilgi almanın daha kolay olduğu dönemlerde küçük yatırımcıların kazanamadığı gerçeğini atlamadan, aslında şu anda da her ne kadar piyasa gelişmiş olsa da aynı şeylerin geçerliliğini koruduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, özellikle bu son dönem Türkiye'sinde de biliyorsunuz ne bileyim, sıcak konulardan bir tanesiydi. Acaba bu hızlı iniş çıkışlar sayesinde bir takım güç sahipleri kar, normalin üstü kar elde edebildi mi? Evet, yani burada da öyle bir soru işareti var ve şüpheleniyoruz. Şüphelenmekte de evet haklı olduğumuz noktalar olabilir diyelim. Pekala, son soruya geçiyorum o halde hocam. Büyük bütçe açıklarına yol açan ayaklanmaların ve kıtlıkların yoğunluğunun devletin temerrüdü üzerinde nasıl bir etki yaratmaktadır? Hı hı. Yani bu Osmanlı hikayesi aslında. Evet. Nedir? Kırım Savaşı ile başlayan o büyük borçlanma dalgası, çıkan isyanlar, özellikle Balkan tarafındaki isyanlar, kıtlıklar, ayaklanmalar. Bunların hepsi devlet bütçesini
aşındıran faktörler olarak karşımıza çıkıyor Osmanlı döneminde. Evet. İlk kez Kırım Savaşı'ndan sonra borçlanma yapınca savaşların ardı arkası da kesilmiyor. Dolayısıyla sürekli bir borcu borçla kapatma dönemi, sürekli bir tahvilleri birleştirme dönemi yaşanıyor. Bu da tabii ki Osmanlı'nın kaçınılmaz temerrüdünü beraberinde getiriyor. Bugün günümüzde savaşlar olmasa da ekonomik savaşlar diyelim belki de. Yani topla tüfekle saldırmıyoruz hiçbir yere ya da saldırı almıyoruz. En azından Türkiye, Ukrayna değil. Fikir savaşları diyebilir miyiz aslında? Yani ekonomik, evet, belki ekonomik. bu COVID-19'un etkisi, artık global finansal kriz, bunların hepsi devletin borçlanmasını artırıcı etki yarattı. Dolayısıyla piyasalardaki kırılganlığı arttırdı. Biraz daha hassas oldu malum piyasalar. Temerrüt olayını da daha yaşayacağız gibi gözüküyor. Bununla alakalı Reinhard ve Rogoff'un makalesi var. Tarihsel şeyleri, moratoriumları listelediği. Evet, bunlar tarihte nadir görülen olaylar ama bir görüldü mü de maliyeti çok olan olaylar. Evet. Dolayısıyla dikkatle incelenmesi, ibretle takip edilmesi gereken olaylar olduğunu düşünüyorum. Temel. Aslında geçmişten ders alıp geleceğe o şekilde adım atmak gerekiyor. Ancak tarih tekerrürden ibaret demişler sonuçta. Biz biraz daha tembel toplumlar olarak daha kendimizi geliştirmeye ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum aslında ben hocam. Evet, olabilir. Yani tarih affetmez. Kesinlikle. Kamu spotu vardı böyle. Bir tane bir profesör vardı. Tarih affetmez diyordu. Ona evet, tarihe bakarak günümüz için önemli dersler çıkartabiliriz. Özellikle bu borç olayı ile ilgili çok güzel hikayeler var tarihte. İşte bizim de yaptığımız onları ekonometri ile tekrar incelemek, düşünmek, böyle yapıyoruz. Pekala hocam. Çok teşekkür ederim. Ben son kapanışı için konuşmayı size bırakmak istiyorum. Müsaadeniz var mı? Tabii ki. Evet arkadaşlar, bugün 15. oturumda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden doçent doktor Elmas Yıldız Hanedar'la birlikteydik. Kulübümüz ve ekip arkadaşlarım adına yaptığınız katkı ve destek adına ben çok teşekkür ederim hocam ve son sözü size bırakmak istiyorum. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı bize sağladığınız için, araştırma sonuçlarımızı geniş bir kamuoyu ile buluşturmanızı sağladığınız için. Biz paylaşmaya devam ediyoruz yaptıklarımızı ama sizin sayenizde Türkiye'deki araştırmacılara da inşallah bir fikir verme. Belki ileride çalışma arkadaşlarımızı bulacağız sayenizde. Ve bu alandaki araştırmalar artacak. Bu da bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.